Ekonomi. Derdimiz. Ekonomi. Her gün gelen öncelikle zam. Abi, öncelikle sürekli takip ediyorum zaten abi sizi. Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi kaç gündür zaten arıyorum arkadaşlarla da bazen muhabbetini yapıyoruz diyorum, böyle geleyim hani içimi dökeyim de. Vallahi ekonomi abi, işin açıkçası ben yapı laboratuvarında çalışıyordum. Nerede? Yapı laboratuvarında çalışıyordum. İşte işten çıkınca hani anlaşmazlık oldu. Belediyeye gideyim bir başvurayım dedim, tamam mı? Hani ayrımcılığın olduğunu size burada açıklayacağım. Güngören Belediyesi'ne gittim. Bir tane başkanın yanına gittim. İsmini vermeye gerek yok. Hani inşallah Allah'tan temennimiz onlar hani baştan iner. Böyle insanlar oldu mu işsizlik de olur, ekonomi de olur. Hani baştaki insana da söylemiyorum. Gittim, bana söylediği şey yani işsizsin, kaç aydır işsizsin demesi gerekirken bana diyor ki işte devletimiz, işte Sayın Cumhurbaşkanımız Selahattin Demirtaş'ı içeriye atmış. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Sorduğu soru gerçekten ilk soru bu muydu? Vallahi de billahi de bu, tamam abi. Ne alaka demedin? İşte ben de dedim ki hani ben bir de Güneydoğlu'yum, Diyarbakırlıyım. Dedim ki hani işte siyaset beni ilgilendirmiyor. Siyasetle pek alakam yok falan dedim. Ondan sonra işte tamam git biz sana haber vereceğiz falan dediler. Ondan sonra bir şeyleri bahane uydurup belediye işine almadılar beni. Ondan sonra zaten o gün zaten bunu, ondan önce de pek sıcak bakmıyordum onlara. Hani inşallah başa öyle bir insan gelir ki baştan sona bu devletin tüm hani yüksek mertebeli makamlarını hepsini tek tek boşaltması gerekiyor abi. Nasıl boşaltması lazım? Hani hepsini seçecek abi. Bundan önce iş başvurusu yapan tüm insanların hepsini çeksin. Bu adam senin neden işe almadı? Tamam abi. Eğer öyle bir ekip oluşturursa abi zaten kiminle bok olduğu ortaya çıkar. Hani bir sürü yolsuzluk var abi. Sana hep çalıyorlar, çırpıyorlar. Vallahi yani diyorlar ki yok işte ekonomi süper. Dayılar falan çıkıyor ya piyasaya, diyor ki işte ekonomi çok iyi falan. Ben izliyorum böyle, var ya izlerken bile sinirleniyorum abi. Vallahi diyorum ki o an orada olsam yani konuşacağım. Abi adam gidiyor bir telefon alıyor, tamam mı? Yok diyor işte iPhone kullanıyorsun. Adam iPhone'u alıyor, tamam abi. Adam iPhone'u alıyor. Adam onu 6-7 taksit yapıyor. iPhone hiçbir zaman telefonunu yükseltmedi abi. Bizim paramız değer kaybetti. iPhone 4 çıkınca da 999 dolardı. 3 çıkınca da 999 dolardı. 13 Pro Max çıkmış, o da 13 999 dolar. Bizim paramız şeyi kaybetti. Para değersiz değişti. Değeri düştü. Değeri düştü abi, anladın mı? O zaman iPhone 4 çıktığı zaman bizim paramız 1.35 lira yapıyordu, anladın mı? Dolar. 1 dolar 1.35 liraydı. E şimdi bakıyorsun abi 18 lira olmuş. E normal yani, iPhone'un da 20 milyar olması normal. E kalkıyorsun dayıya bunu söylüyorsun. Adam diyor ki yok diyor, sen bu telefonu almışsın diyor. Aldım diye zengin mi olmuş oluyor? Ekonomiyi telefonla ölçenler de var. Yani. Ölçen de abi, bak işte bu zihniyet olduğu sürece vallahi öyle videolar var ya. Dün Cumhurbaşkanı'nın bir tane videosunu izledim. Adam bugün misal bir şey söylüyor. 2 gün sonra farklı bir şey söylüyor. Belki siz de izlemişsinizdir. Hatta bunu hani repliklere falan da çıktı. Tıklanma rekorları falan kırdı. Adam diyor ki işte açlık falan yok diyor. Kimse nankör olmasın diyor, tamam mı? Ertesi gün oluyor gençlik, üniversitedeki gençler soru soruyor ona, tamam mı? Diyor ki işte böyle böyle. Peki diyor sigaralara gelen zamlar falan, tamam mı? Adam diyor ya diyor millet açlıktan ölüyor ama sigarayı almaktan vazgeçmiyor. Daha düne kadar dedin ki açlık yok, bilmem şey yok, nankör olmayın. Hani bunu gören zihniyet zaten bunu göremiyorsa abi o adam da ölsün ya. Vallahi onunla beraber ölsün gitsin. Ben korkum neyi biliyorum abi, bu adamın düşeceğini ben göremeyeceğim diye umut ediyorum. Arkadaşlarla bazen muhabbet edince bile diyoruz vallahi bu adam bizi gömer yine de düşmez diyoruz. Artı abisi onu karnı toktur. Ya güzel yerde oturuyor. Annem yatalak hasta. Buyur ablam gel, buyur. Gel. Annem yatalak hasta. Şu an kaymakamlığa gidiyor, maaşını kesmişler. Yatalak hasta, hiçbir gelir mi yok? Niye çocuklara bakmıyorlar? Niye çocuklara bakmıyor? Biz hangi devlette, hangi ülkede yaşıyoruz? Suriyelilere geldi mi? Suriyelilere para var mı? Ama bize geldi mi? Biz yok. Kuru ekmeğimiz var. Biz aç değiliz. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Yani bu şekilde mi? Ne bu kadının ya, bak ilaç parasıdır, işte bezidir, işte şuyudur, buyudur, her şey. Yok efendim biz aç değiliz. Nasıl aç değiliz? Açlıktan anladığımız ne abla aslında? Yani o, dediğin gibi onun, kuru ekmekle de doyarız biz bile. Aynen. Yani gerçekten bir ekmek 5 TL'ye çıkacak. Yani biz nereden bulacağız? Buğdaya %25 zam geldi. Her şey ekmek değil ki. Her şey ekmek değil. Ekmek her günde ekmek, iki tane ekmek alırsa karnını doyurabilirsin. Evet. Şimdi markete gidiyor bir tavuk alamıyorsun, bir et alamıyorsun ama çocuklarımız var, istiyorlar. Nasıl biraz alacaksın, vereceksin? İstiyorlar, hani kira zaten başını almış gitmiş, yani kiraları hiçbir şekilde ödemiyoruz ki. Bunun aslında bunun önünü kapatması lazım. Yani bunun sebebi ne olabilir abla? He? Sebebi ne olabilir? Ya bilmiyorum, hani sebebi ne olabilir? Bu hani zaten diyorlar hani ekonomik bilmem ne bilmem şudur budur. Ben Suriyelilere bağlatıyorum, bir nevi Suriyelilere bağlatıyorum. Biz yerli olduğumuz halde biz ekmek bulamıyoruz. Onlar keyif çatıyorlar. Plajlardadır da bilmem nerelerdedir. Yani bu olmaması da gerekiyor. Ne istiyoruz biz hükümetten, siyasilerden olsun? Vatandaş olarak beklentilerimiz nelerdir aslında? Beklentimiz nelerdir? En azından hani iyi bir gelecek bize sağlasınlar. Bu şekilde yani biz beklentimiz bu. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız?
daha önceden veriyordum, şimdi ona vermem. Neden abla, ne değişti de? Hani fikrin değişti, öyle söyleyeyim. Neden fikrim değişti? Bu özellikle bak 5 senedir ben nereye başvuruyorsam her kapı kapanıyor bana. Yok efendim hani yat evde bakım diyorlar. Onu da bile bize çok görüyorlar. Yaşlılara bakıyoruz, yok yaşlılara bakıyorsunuz, yok şudur budur, çocukları vardır. İlla ki bir engel çıkartıyorlar. Bizim önümüzde bir engel çıkartıyorlar. Beklentimiz nedir? Dört dörtlük bize o zaman, madem ki onlara geliyorlarsa, bakıyorlarsa bize de baksınlar. Aynı eşit haklar olsun diyorsun. Eşit haklar istiyorum. Peki ablam, teşekkür ederim. İyi oldu. Teşekkürler. Bu bile yeterli oldu, gördün mü? Evet. Bak bu bile yeterli oldu. Ablam oğlum memur dedi. İşte yayını. Saygı duymamız lazım. Saygı duyacağız. Yani. Niye? Kadın korkuyor, anladın mı? Kesinlikle. Öyle özgür bir irademiz yok bizim. Özgür bir konuşmamız yok. Amerika'da yanlış anlama Trump'a diyor ki kardeşim sen maymuna benziyorsun bak. Çöpçü diyelim bak. Çöpçü diyelim. Şu an burada misal sokakta yatan bir insan kalkıp, bırak ki sokakta yatan bir insan adama bir kelime yapıyor, çocuğun birini almışlar. Bak sırf burada röportaj yaptı diye çocuk 36 seneden yargılanmış. Böyle bir şey olamaz, anladın mı? Adam Amerika'da, Avrupa'da bizim demek istediğimiz şeyler bunlar abi bak. Amerika'da şimdi seni ben seçiyorsam abi, benim ailem babam seni seçiyorsa, hani sana her şey söylemeye hakkımız var. Anladın mı? Nasıl eleştirebiliriz. Hakaret tabii, etmeden. Tabii hakaret etmiyoruz ama kalktığın zaman yok sen hani Allah değilsin. Ben buraya gidiyorsam, ben burada iş başka yapıyorsam, adam bana ekmek veriyorsa, anladın mı? O ekmeği de biz sana verdirdik. Halk seni seçti. Ben seçtim, babam seçti, dedem seçti, annelerim seçti, anladın mı? Bizler yaptık. Ha, biz yaptık, anladın mı? Yani. Oraya geçtiysen hakkımızı vereceksin. Örnek veriyorum, millet hep Suriyeliler şöyle falan filan diyor ya abi. Suriyelileri savunduğundan değil. Kaçıp gelecek abi. Misal. O onların sorunu, anladın mı? Biz olsak kaçıp gelmeyiz. Hani şu an burada ne konuşsak boş. Her şey sahnesinde güzel. Onlar kaçıp gelmiş. Ama bak Avrupa'da da bizim göçmenlerimiz var. Benim arkadaşlarım da Avrupa'da. Adamlar eşit davranıyor. Halkın şikayetçi olduğu konu neyi biliyor musun abi? Sen ona bakıyorsan bana da bakacaksın. Anladın mı? Evet. Ben buranın vatandaşı olayım olmayayım misal. Gidip Suriyeli'ye bakıyorsan abi, anladın mı? Halkına da Suriyeli'ye 1000 veriyorsan halkına da 1000 vereceksin. O adam sana şikayet edemez. Anladın mı? Kalkıp da seni eleştiremez. Zaten önce can sonra canan değil mi? Aynen abi, bak şimdi öyle olsaydı, anladın mı? Kimse hani burada konuşulan hepsi yalan olmuş olurdu. Adam derdi ki kardeşim ben sana da 1000 veriyorum, ona da 1000 veriyorum. Ne oldu abi? Bir sene bak, bir sene falan yurt dışından, Avrupa'dan falan almadı şeyleri. Bu mültecilerin hepsi burada. Hani buraya adam 1 veriyorsa 10 kazandırıyor devlete. Babasını hayrına tutmuyor hani kimse kimseyi burada. Bu da bir gerçek yani. Bizim halkımız bunu da biliyor ama bilmemezlikten gelmesin. Devlet büyükleri hepsi indiriyor parayı, anladın mı abi cebine? Ne oluyor abi? Ondan sonra 1 kuruş 2 kuruş veriyor. Bu bizim gözümüze batacak tabii. Niye batmasın abi? Adam gidiyor 4250 liraya çalışıyor. Bak ben evliyim. 4,5 yaşında oğlum var. Bak 4 sene bak. 4 sene ceza yattım. 4 sene cezaevinde kaldım. Metri, Silivri, Maltepe hepsinde de yapmışımdır abi. Adam lafa gelince diyor ki hani seni halka kazandıralım diyor. Millete kazandıralım. Devletimize hayırlı bir evlat ol diyor. Hani diyor başla diyor bir iş yap. Gittim belediye, ne oldu? Adam bana diyor ki Selahattin Demirtaş'ı içeri attık diyor. Devletimiz bunun hani devletimiz onu içeri attı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Haklı mı? Siyasetten uzak. İş görüşmesinde ne alakadır bu tarz? Vallahi de billahi de bak abi bak. Sana yemin ediyorum buradan eve gitmek nasip olmasın diyorum. Yok, bu soruyu sormadıysa. Şey diyemem ona. Tamam abi, o gün bugün zaten var ya çıldırdım yani, dedim atıyorlar tutuyor. Avrupa'da bir tane abinin dediği gibi. Avrupa'da esip gülüyorlar, geliyorlar Türkiye'nin sosyal medyasını karıştırıyorlar, gençleri aşıyorlar, anladın mı abi? Ondan sonra birbirleriyle tartışıyorlar. Ben bile kendi çocukluk arkadaşımla hani konuşmaz hale gelmişim ya. Neden? Bunun konuşmamızın hali ne oldu? Abi hala savunuyor. Misal diyor ki kardeşim böyle bir. Oğlum evinde ekmek yok. Vallahi çocuğun annesi tek çalışıyor. Sana yemin ederim annesi otelde gidip bak milletin bokunu temizliyor, anladın mı abi? Adam gidiyor Avrupa'da. Benim arkadaşım ya İtalya'da gidiyor, yemin ederim sana çalışıyor abi. Artı onun her ay iç çamaşırını, diş fırçasını şu bak. O da mülteci. Buradaki Suriyeli de mülteci, tamam mı? Bak bizim devletimiz ona bile bakamıyor. Mültecisine bile bakamıyor yani, anladın mı? Onların da özgür hani hakları var. Sığınmacı var. Bak ne öyle demeyeceksin var? Abla bak. Hayır, bizim de. Ne işi var? Bak öyle demeyeceksin. Niye? Bak söyleyebilir miyim? Ne işi var? Ben senin abla. Biraz teminden beri dinliyorum değil mi? Evet abla. Kız 10 dakikadır dinliyorum ben seni. Sen Avrupa'ya giden bizim yurttaşlarımız için, evet. Bizim vatandaşlarımızla buradaki Suriyelileri bir tutarak konuşuyorsun. Bak, bana göre bir değildir. Bak, benim babam 18 yıl şeyde kaldı, Almanya'da kaldı. Evet. Adam gibi çalıştı. Adam gibi bizi besledi ve buraya geldi. Tamam. Buradaki Suriyelileri ben görüyorum. Hiçbir şekilde onlarla sen bir kıyaslayamazsın bile. Ben onlar abla. Daha öncesinde vardı. Sen orayı hayır, kaçırdın aslında. Daha öncesini ben dinlemedim. Ben seni 5 dakika 10 dakikadır tamam, dinliyorum. Sen diyorsun ki milletin ekmeği yok, bilmem ne yok. Çalış kardeşim. Ben çalışıyorum zaten. Bak. Ben gidiyorum.
çalışıyorum yerden. Dur bir saniye Allah aşkına. Nasıl? Durun. Ekmek yok. Ben çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim, ben ev hanımıyım. Doğrudur, ben doğru. Gidiyorum. Yerden bulduğum kutu kolaları topluyorum. Şuradan mı gözüm böyle kaçmasın diye alıyorum onları. Gidiyorum satıyorum Allah'a şükür. Kocama gidip oradan destek oluyorum. Ha. Şimdi şöyle bir şey sorabilir miyiz ablacığım? Tabii ki. Asıl sormamız gereken soru şu değil. Sizin ben gözünüz... asla başka şeyleri hayır. savunmuyorum. Yok, hayır ekmek bulunmuyor denildiği an benim böyle bir şartellerim atıyor. Evet. Aslında sizin yere bakıp o kutu kolayı sizin almamanız lazım. Neden? Toplamamanız neden? Lazım. Sizin daha iyi yaşam hakkınız yok mu? Yani benim yaşama... Hayır hayır ben onu layık görmüyorum. Lütfen bir saniye. Ben onu layık görmüyorum. İstiyorum bu ülkede. Ben bu ülkenin vatandaşıysam adam gibi yaşamak istiyorum. Bir şey söylemeyin. Çöpten çöpü toplayarak satarak değil. Ben iğrenç bir yaşama tarzı var bu ülkede. Sen nasıl yaşıyorsun? Ablam ben sana bir açıklama yapabilirim. Nasıl yaşıyorsun? Bütün gün, bütün gece, yarın ekmek parasını nasıl benim kocam bulup da eve getirecek diye ben bunu düşünüyorum. Oysa benim hakkım bu değil. Ben ülkemde adam gibi yaşamak istiyorum. Ben bu ülke bu şekilde kazanılmadı. Bu kadar basit gidilmemeli bu ülke. Bu kadar basit satılmamalı bu ülke. Madem ki sahip çıkamadığı mültecileri ne diye ülkeme soktu? Sahip çıkı... Allah Allah! Sahip çıkamadığı ülke... Hesap çıkamadığı mülteci neden soktu bu ülkeye? Soktuysa kendi halkına, kendi vatandaşına sahip çıkamayan bir iktidar ne diye mülteci getirmiş? Çıkıyor mu? Kendi vatandaşına sahip çıkabiliyor mu? Tamam dinledim ben seni. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Efendim olay çok yanlış yerde tartışıyoruz. Aynen. Bak samimi söylüyorum. Nasıl yani abicim anlayamadım. Bakın pardon. Şöyle yani çok özür diliyorum ama buyurun, böyle buyurun. Aklı başında insanlarla memleketin sorunlarını tartıştırın ki sonuca gidelim. Aynen. Tartıştırmıyoruz abi fikirleri öğreniyoruz. Aklı yeten de konuşuyor yetmeyen de konuşuyor. Aklı bak dinliyor musun bak? Bir dinle kardeşim ben bir konuşayım. Ben 30 bak dinliyor musun ablacığım? Bak bir dinliyor musun? Ben 35 yıllık dinliyor musun kardeşim? Bir dinle cevap veriyorum. Evet. Ben 35 yıllık vergi mükellefiyim. Bu devlette takır takır vergi veriyorum. Ben de veriyorum. İsmim Şükrü Güner. Bak 35 benim, bakın gidersin falan, 30 vergi dairesine bakarsın. Hayır bana deminden beri bitirsin i̇şim falan deme. Ben işte, işim var gidiyorum. Öyle. Ben sadece bakın, şunu demek istiyorum. Bakın, bir dakika ben gitmek istiyorum. Ya, git, ben Tayyip'i veya herhangi bir şeyi savunmuyorum. Sadece yediğim tasa hiçbir şey yapmak istemiyorum. Benim atam eğer bir dakika. Bu bana layık bir hareket. Bir dakika. Benim eğer atam bu vatanı bir üzüm hoşafı, bir dilim ekmekle burayı kazandıysa zaten devletin şöyle bir gözünüzü açın. 23'ü getirtmek istemiyorlar. Mümkünse oturun bir dilim ekmeğinizi yiyin. Sesinizi çıkartmayın ki 2023'ü kazanın. Bir saniye abi bir saniye. Biz de aynı. Ben bunu kazanırım. Herkes lütfen yedi ekmeğini. Sen bu kafana daha çok kola kutu. Biz de o zaman atamızın bize yaptığı dönemlerde olmuş olsaydık biz de savaştaki dedelerimiz gibi karnımıza taş bağlayıp savaşırdık anladın mı abi? Biz de o haşhafı içmezdik kalkar başkasına verirdik. Ama şu an o durumda değiliz. Abimin dediği gibi vergimi ver diyor ya ekmek yok. Ben 35 yıllık vergi mükellefiyim kardeşim. Diyor ya, ne diyor abi? Bana ben esnaf adamı bana sorun. Ben dün arabama o vergi şey yaptım bakın hiç yani bunun yalanı dolanı yok. Bir şey konuşuyorum. Bakın ben dün muhasebecime attım abim burada gözünü seveyim. Bir arabanın kask şey trafik sigortası 19 bin lira oluyor mu? Hasarlı abi ne yaptın ya 19 bin liraya trafik sigortası kardeşim, görüntüleyin atın. Bakın siz yayın yapıyorsunuz. Ben dün muhasebecime attım WhatsApp'tan. Kardeşime göstereyim. Buyurun. Siz buradasınız diye ben yapmadım bunu. Yok abi ben öyle bir şey demedim zaten sana ya. Ama 19 bin lira da çok bakın kardeşim yani. Bakın ben size söylüyorum. Kasko mu bu? Trafik sigortası. Trafik sigortası kardeş. Hasarım Asra muhasebeci bak. Benim şoförüm iki tane kaza yapmış abi. Bakın siz buradan görün. De ki sen yalan söylüyorsun. Abi ben bakın, sana öyle bir şey demiyorum. 18.856 lira. Buyurun 18.856 lira. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bir trafik sigortası 18.856 TL olur mu? Heyecanlardır gösterme abi ne olur ne olur. Ya hiç sıkıntı yok. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na zaten davalarım da var. Niye abi? Ya dertleniyorum ne yapayım çok seviyorum. Hakaret etmeyelim abi. Hakaret etmiyorum seviyorum diyorum ya. Ne diyeyim abi eleştirmeyeyim mi? Eleştirmeyeyim. Delikanlı
az önce bir şey söyledi. Ben seni seçtiysem seni eleştiririm. Ama ülkeme de ya ne demek öyle şey? Ya bir trafik sigorta. 8. ayda 1200 lira hepsini faturalı ben konuşurum. 1200 lira aldım lastik. Bayramdan 3700 liraya aldım. El insaf ya. Bu zamları neye bağlı? Patlamış kamyon gibi gidiyoruz. Nereye gittiğimiz belli değil ya. Amerika'daki morgü sistemi gibi patlayacağız ama nasıl patlarız onu bilmiyorum. Onu kestiremiyorum. Bak ben 35 yıllık bir esnafım ya. Ya gidiyorsun kardeşim arkanı dönüyorsun. Başka bir şey alıyorsun. Rafta abi diyor fiyat değişti. Ya zamlara yetişemiyoruz. 26 lira olmuş 1 litre mazot ya. İçsen susuzluğunu gider mi? Bugün abi 1 lira 14 kuruş daha geliyor. 26 hayırlı olsun oldu abi. Oldu. Ama bugün bir daha 26 lirayı buldu. Ben sabah kaldım 2000 liralık. 4 servis atıyorum. 4 servis atıyorum 2000 lira mazot alıyorum abi. Hayırlı olsun. Nasıl geçiniyorsun abi? Hep 4 serviste 2000 lira. Abi ne olacak? Sen yapmışsın abi. Firma ya ben firma ne yapacak? Bilete vuracak abi. Hepinizden çıkacak bu para. Sadece bende değil. Yazık günah değil mi ya bu memleketi biz böyle mi bulduk abi? Böyle mi kazandık ya? Ya o kadar çok konuşacağım şey var ki davalarım artmasın diye konuşmuyorum ha. Abi hakaret etme. Yeni bir dava da olmasın. Ya vallahi ya buraya geldi abi. Buraya kadar geldi artık. Bak, ya samimiyetimle söylüyorum ya. Aç susuz geziyor. Pantolonun altında donu yok adam halen onu savunuyor ya. Abi fikirleri değiştiren bir şey ya. Abi ama memleket elden gidiyor kardeşim. Memleket elden gidiyor ya. Altında donu yok adam onu konuşuyor ya. Son benim bak ya kardeşim evde kendime araba borcum da yok harcım da yok ama samimiyetimle söylüyorum. Eğer ben bu serzenişte bulunuyorsam var ya emin ol ki ya hepiniz cebinizi dökün şuraya. Bakayım kimden ne kadar para çıkıyor be kardeşim ya. Borç vardır para. Bende 1 lira var. Bitti ya. Ne abi? İnan ki 1 lira var cebimde ya, 1 lira. Yani hakikaten çok gidişat ya. İçi değil yani. Yani gidişat içi değil abi. Millete yazık. Yok ya adam konuşuyor hala ya. Çocuğum var ya. Aç kalmış ya. 3 milyar kira veriyor. Bakın size belgeli konuştum kardeşim. 1 lira para var. Bir aracın trafik sigortası 18-19 bin lira olmaz ya. Beni kapitalizme teslim etmişsin ya. Doğru adam. Her ay %2,5 de zam geliyor. Bu nasıl bir şey be kardeşim ya? Her alan %2. Nereye gidiyoruz ya? Biz nereye gidiyoruz abi? Türkiye'de %230 zam mı? Yak akaryakta zam gelmiş. Bizi kıskanan namussuz Almanya %38 gelmiş. Avrupa'nın geneli %65. Gelen zam bizde %241. Ya bak ben yani bunu hesabını yaparak karşına çıkmadı. Ben esnaf adam 35 yıllık hesap makinesi dolaşıyor elimde. Ya nasıl bir şey abi bu böyle bir zulüm görmedik ya. Ecevit'in krizini adamı kafasına yazlar kasa attılar ya. Ne kaç paraydı o gün? Bugün 1 kilo domatese verdin parayla o gün çeyrek altın alabiliyordun ya. Doğru. Hanginiz birinci derece akrabanızda çeyrek altın gidip alıp alın da ben alnınızdan öpeyim. Bir tane de ben koyayım yanına. Zor abi artık. Çeyrek altın olmuş 1 milyar 600 galiba her gün. Diyor artık bu insanlar ya. Ben gece gündüz hemşerim yolcu taşıyorum. 7-24 arabam çalışıyor. 7-24 24 saat dün çalıştım bugün evdeyim yarın işteyim. Şerefime namusuma bak vallahi de billahi birçok insanı dolmuş parasını cebimden vermezsem iki evladım var hayrını görmeyeyim. Cumhurbaşkanına da duyurulur buradan. Peki abi biraz da hep biz zerzenişleri yapıyoruz ama sizce ne olması lazım? Bunun düzelmesi için abi, neler yapmamız kere, lazım? Bir kere ne olması lazım biliyor musun? 600 tane milletvekili seçtik değil mi? Doğru mudur? ABCC'yi yoktur. 600 tane milletvekiline kardeşim hiç mi bir yani bir tane aklı başına adam yok da sen gidiyorsun dışarıdan ne kadar esnaf adam varsa onları bakan yapıyorsun. Sağlık Bakanı hastane zincirleri var. Turizm Bakanı otel zincirleri var. Bilmem Tarım ve Köy İşleri Bakanı bilmem şunu mu? Hepsi bakıyorsun dışarıda toplama esnaf. Artı bizden para alıyorlar. Bu bir tane bakan vardı. Bu dezenfektan ablamız. Çok temizlik işlerini seviyordu. Kalayla da gitti. Yani dışarıda ya 600 tane milletvekilde hiçbir tane akıllı adam yok. Sen git dışarıda adam transfer et. Ya İngiliz Churchill'i getirselerdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dize getirdi İngiliz Churchill bu memlekete bu kadar zarar vermezdi nokta. Doğrudur. Vallahi çok güzel konuşuyor. Helal olsun. Helal olsun. O kadar çok konuşacak şey var ki artık buraya kadar geldi. Yeter artık. Hırsızların önünü kestin kardeşim. Nedir ya? Şu çocuğun süt parasını sen alıyorsun. Yap işte de 30 sene şu çocuğun hayatını teminat etmişsin adama ya. Devletin kendin yap kardeşim. Ben de seni alkışlayayım ya. Sen niye benim çoluk çocuğumun geleceğini bir başkasına peşkeş çekiyorsun? Kimsin ya? Yazık günah değil mi kardeşim? Sıkıntılarımız bunlar 2,5 yani. Milyar dolara yaptırdın köprü 20-30 milyar dolar para ödenecek. Lan bu para nereye gidiyor ya? Ya 80 milyon bir kişi
İki doyuramadık gittik ya. Abi şunu çevir şimdi patlarım ben. Yeter. Tamam abi sen aman aman tamam. Şimdi bizim sorunumuz sadece bu değil abi. Bak abim çok güzel bir konuya değindi. Dedi ki Bimli abi bu ağlamak veya hani şey yapmak değil. Ayıbı da yok bu işin anladın mı? Adam çalışmıyor diye bir şey de yok anladın mı abi? Bak ben çalışıyorum. Abim de eminim ki çalışıyordur. Ben askeri ücret de almıyorum bak. Askeri ücretle çalışan pek nadir insan vardır. Ben 5200 lira alıyorum tamam mı? Askeri ücretin biraz üstünde alıyorum sözde. Tamam mı? Evliyim dediğim gibi abi. Hadi ben evlendirdim kendimi. Küçükken kaçırdım şunu yaptım bunu yaptım evlendim. Evli misin abi? Değilim. Sen kendini evlendirebilecek hani durumda mısın? Hani ailen seni evlendirebilecek durumda mı? Yani ya, şartlar çok güzel. Abla gelip dedi ya. Yok işte ağlıyorsunuz. Yok ekmek yok denince benim burama geliyor. Abi ekmek yok denince hani harbiden evde ekmeğin böyle bildiğimiz fırından aldığımız ekmek değil bu. Ben bu Türkiye'de kiracı olarak mı yaşayacağım ya hayatım boyunca ömrüm boyunca? Adam bak ablan hani bu öbür ablan da demek istediği şey Suriyelisi gelmiş buraya. Abi bak vergi yok bir şey yok anladın mı abi? Suyunda %50 indirim, elektriğinde %50 indirim, doğalgazında %50 indirim. E ne olacak abi? Adam 5 alıyorsa 3'ünü kenara atabilecek. E bende o yok anladın mı abi? Bende o yok. Ben veriyorum abi 600 lira elektrik faturası. 400 lira doğalgaz faturası. 250 lira su faturası. E abi ne oldu? Kafadan oldu sana 1500 lira misal. 1500 lira oraya verdim. Hadi bak kendini yırtsın sana diyorum. Bak ben Güngören'de oturuyorum. Güngören'de 1 artı 1 daireler bile 2700 lira. Bak 1 artı 1 abi gelsin ya. İstanbul'un gelsin. Ortalaması zaten kira ortalaması 6200 olarak belirlendi. Bu adam nerede yaşıyor ben onu bilmiyorum. Bak dün verdim 4000 liraya verdim. Ben müteahhittim. Emlak, duvargaz, anabayi, simbacilerden. Dün verdim daire 4000 lira. Adam dedi 4000 lira aşağı vermem. Adam kabul etti. Ne yapacaktır? Yok. Mecbur abi nasıl yoksa mecbur nerede dışarıda mı oturacak? Bak, ondan sonra şimdi diyorlar milletimiz konuşuyor. Ya devlet zarar etmiş kardeşim. Nerede gelecek? Zengin zengin oluyor. Bana bir şey olmaz. Abi burada beni çok tanıyan da vardır. Ama fakirlere düşüneceğiz. Fakirlere düşünen yoktu. Niye düşünülmüyor abi? İşte sence? Bakın. Diyorsun ki zenginlere bir şey olmaz abi, bana da diyorsun. Abi biz şey zam, doğru söylüyorsun bakın, aslında. Biz zam geldiği zaman ben teminat kazanıyorum. Bakın ben duvargaz ana firmasıyım. Anlatabiliyor muyum? Geldim ben kazanıyorum. Ama eğer ben bu komşuma fakir fukaraya düşünmüyorsam o zaman adam değilim. E şimdi devlet zarar etmiş. Şimdi kasada para yok. Bak askeri var. Polisi var. Eskiden askerler normal asker gidiyordu. 2 sene askerlik yapıyordu diyelim. 18 sene ay. Ha askerlik yapıyor. Şu anda ne yapıyor? Askeri parayla gönderiyor. Her asker 11 milyar 12 milyar para alıyor. 11-12 nerede abi? 53 bin lira olmuş. Misal diğer misal. Öyle değil. Şey askeri personelin aldığı ücreti söylüyor. Ha askeri ya. Ben bedelliden bahsediyorum. Yok personel. Efendime söyleyeyim. Şey benim arkadaşım alıyor ya Suriye'de. 16 bin lira alıyor. Ama neyden? Bak vatanını seviyor. Sevmiyor değil. Asker alsın ya. Kaç mecbur. Asker alsın tabi. Bak ama çoğu neyden gidiyor biliyor musun abi? Çoğu neyden gidiyor? Bunu benim komutan Şırnak'ta askerlik yaptım. Tamam mı bak? Hepimiz vatanımızı seviyoruz. Hepimiz vatanımızı seviyoruz. Vallahi de billahi de benim subay az subay komutanım diyordu tamam mı? Kardeşim buradakinin %80'i severek değil bak seviyoruz ama çoğu mecburiyetten geldi. Dışarıda bir bok olamadı. Adam üniversite okumuş bir bok olamamış. Anladın mı? İş bulamıyor. 5000-6000 liraya çalışıyor. Adam kolunu çürütmüş 20 sene boyunca geliyor 5000-6000 lira para alacak. Adam canından bıkmış ki geliyor anladın mı abi? Şırnak gibi bir yerde adam subaylık az subaylık yapıyor. Onu da geçtim. Az önce abla dedi çalışmayana şey yok falan filan. O arkadaşım da destekledi tamam mı? Bak orada göstereyim. Sen de destekledin değil mi? Çalışmayana ekmek yok dedin değil mi? Kaç yaşındasın baba? 19 yaşındasın. Yarın öbür gün evlilik çağın gelecek değil mi? Bak. Şöyle bir şey. Bir yarın öbür gün evlilik çağın gelecek öyle mi kanki? Sen evleneceksin abi kızın ailesi seni çekecek. Hele ki bir de güneydoğuluysa. Bak abi zaten bizim yani. Ha neyin var misal bak. Abi. Senden isteyecek altın. Ya sen şerefin diyecek tamam mı? Sana diyecek ki senin şerefin. Ne alabiliyorsan nasıl kardeşim. Biz öyle bir şey yok. Ya, nasıl yok abi sen onu alıyorsan düğünüdür şuyudur buydur. En az 200 bin lira bak. En az 200 bin lira. Ev de senin değil bak kira bak. Ya, evi dayayacaksın düşeceksin. Bir sen abi evi dayayacaksın düşeceksin değil mi abi? 200 bin lira. 200 de bence yapamazsın. Ya misal abi en şeyini yap ya. Sen en uygununu söyle. En uygununu yapıyorsun 200 bin lira. Sen o 200 bin lirayı kazanabilmek için ne yapıyorsun abi? Bak ben alıyorum. Sen çabalaman gerekiyor. Şöyle bir şey. Ben sana diyorum ki ben 16 saat çalışıyorum bak. Tamam sıkıntı yok. 16 saat çalışıyorum. Bak ben ekstra gidiyorum tamam mı abi? Diamond Tekstil'i var. Gidiyorum Diamond Tekstil'de de çalışıyorum. Bak dur dayım. Akşama kadar inşaatlarda çalışan. Bak baba siz bunu hiçbir zaman kavrayamıyorlar. Dayının dediği gibi zengin şudur budur diyor. Dolmabahçe Sarayı'nın orada bir tane otel var sen bilirsin abi tamam mı? İsmini vermeye gerek yok. Yok. Four Seasons. Siz otel abi ha, bak. Ha. Tamam abi bak. Benim arkadaşım orada çalışıyor. Bak orada ne yapıyor biliyor musun abi? Meydancı. Onların attığı peçeteyi şuyu buyu temizliyor. Bak gidip onların şey yaptığı şeyi temizliyor. İsmini de vermek istemiyorum. Devletin milletvekilleri de bunların işinde olması. Hani bunların işinde olduğu da var. Fotoğrafları dahi var bende anladın mı? Benim arkadaşım hani böyle eğlenceyi çekme amaçlı çekmiş. Sağ
bana yemin ediyorum çocuk yemin ediyor diyor sadece 100 bin lira alkol ve şampanya parası verdiler. Daha bak diyor parti başlamadan diyor şampanyalar masaya indi 100 bin lira. Senin Türkiye parası kaç paradır burada? Bak dün geldim bak tabii burada. Suriye Arabistan'da geldim. Ben dinliyor musun beni? Ben şimdi de diyorum. Abi bu Suriyeliler buraya geldiyse babasının hayrına bakmıyor devlet anladın mı? Onu destekliyorum diye değil. Kardeşim o da el altından alıyor öbür ülkelerden. Öbür ülkeler diyor ki kardeşim kapını açma. Orada besle ben sana parasını zaten vereceğim. Para veriliyor canım bu. Anladın mı? Hani bu resmi anladın olarak mı? Da belli. Adam onlardan da çalıyor. Anladın mı? Adam onlardan da çalıyor. Suriyelilerden de çalıyor. Nerede abi dürüst ol doğru biridir bak. Ona bak şimdi Yunanistan yurt dışı para vermedikten sonra ne yaptılar kardeşim? Edirne'nin kapısını açtılar herkesi Yunan'a göndermediler mi? Niye açtı kapıyı? Para alamadı. Öyle mi öyle değil mi abi? Bunu ben sen bilemeyiz anladın mı? Artık ne diyalog ne mektup gittiyse. Para alamadı. Sen gelmişsin 19 yaşına. Sen evleneceksin. Sen hayatın boyunca kiracı mı kalacaksın? Ev alacaksın kendine. Eğer bir imkanın varsa çalışacaksan. Kaç yaşına? Dur bir saniye. Kaç yaşına? Dur dayım. Bir şey söyleyeceğim. Abim devam şimdi bak, dur, ben inşaat yaşına... için bir daha müsaade eder misin? Şimdi bir daire ben satıyorum şu anda. Normal sitede değil. 1300'e veriyorum. Bak 95 metre 1 milyar 300'e. Bak harfiyat vurduğum zaman dairem kalmıyor. Aha, nerede geliyor? Çok şu anda Türkiye'de yabancı alıyor. Senin gücün yok. Bak hemşerim doğru konuşalım. Bak toprakın. Bu memleket 850'lere satıyor. 850 lira. Sen ömrünün sonuna kadar da ev alamazsın. Sen neyin peşindesin? Benim de 7 tane erkek çocuğum var. Bakın Allah'a şükür etacım yok. Ama ben size üzüyorum. Rakamlar belli. Rakamlar belli ya. Saptırmayın. Bak saptırma konuşuyor. Yabancıya o kadar daire satılmamış. Siz bir defa yalan söylüyorsunuz. Satılmamış mı? Satılmamış. Gel. Ben senin liste çıkaracağım. Ben kaç tane verdim? Sen kaç tane verdin? Değil. Ben rakamların devletçi açıklıyor. O kadar satılmamış. Yok abi yok. Yemin ederim seni de kendime götüreceğim. Yok. Yok. Öyle bir şey yok. Kim yalan söylüyorsa eşek olsun. Tamam. Ben satıyorum ben. Ben ne dedim abi? Bak anladım. Desin de bu tayetim. Ya ben de bu tayetim derim. Ya o kadar daire satılmamış. Satılmış ama bunların dediği kadar satılmamış. Ne kadar satılmış? Diyelim ki 1000 tane dairede 50 tane satılmış. Adama bak ya. 100 tane satılmış. Fazla satılmış. Yanlışım var. Yok yanlışım. Ya daire sahibi daire. Ya millette para var. Para. Millette para var. Nasıl para var? Değil misin? Bak. Hiç. Çıkar para cebinde. Kaç para cebinde var? Çıkar bakalım. Bak bende de bu vardı. Bak çıkarsa. Tamam para var millette. Millette para var. Bak şuna kalan lokal kalan hepsi dolu. Para var mı? Para yok abi. Nerede? Para var mı? Para nerede? Ya git şuna. Para var mı? Yok abi ya. Para yok. Beyefendi müsaade eder misin? Aç insanı. Bak müsaade eder misin? Şu anda aç insana hak ediyorlar. Açıyorsun bana ne olacak? Söylüyorum. Diyor gel iş yerime gör. Ben kaç tane daire Araplara verdim? Abi biliyoruz biz rakamları. Ben Suriyelilere veriyorum. Kredi de veriyorum. Bilmeden kafa atıyor ya. Şey yaptım ama bak ne yaptım biliyor musun? Bak ben ne yaptım biliyor musun? Hem iş çalıştım hem akşamda sandviç sattım. Şimdi dairemde aldım. Arabam kadar fazla çalışırsın onu niye diyor. Niye bu kadar çalışmadan kimse olamaz. Tamam, yalan. Niye bu kadar fazla çalışıyorsun? Ancak ne senin bir stadyum var değil mi? Tam ne zor. Şimdi sen gün 24 saat görüyor musun? 20 lira. Dur geldi. Baba. Şimdi 15-16 saat çalışırsın. Aynı para yazısın o aynı başka. Baba gün 24 saat değil mi? Gün 24 saat. Ben niye 18 saat çalışıyorum? Yok çalışmıyor işçi yok. İşçi yok. Hayır niye çalışıyorsun? Ya biz fırınlar ben fırıncıyım. Bak fırınlara işçi bulamıyoruz. 24 saat niye çalışıyorsun? Tamam iş bulamıyorum. Yok pardon. Adam bulabiliyor musun? Benim sosyal hiçbir şeyim yok. Var abi niye adam yok? Çalışmak isteyene tabii ki var. Yok adam bul. Yok arkadaş abi. Adam diyor ki iş bulamıyor. Öyle bir şey yok. İşçi bulamıyoruz. Vallahi bulamıyoruz. İş buluyorsun abi. Adam gelsin. Para yok. Para yok. 9 saat. Fiyatına çalışıyorsun. 9 saat. 10 saat. Saate kaç oluyor? 8 saat oluyor değil mi? Aynen. Adam geliyor kendi kafasına göre saat koyuyor. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Adam koyuyor. Erdoğan koymuyor burada adam. Şimdi sen diyorsun ki Erdoğan geliyor adamı çalıştırıyor. 10 saat 15 saat çalıştırıyor. Ya sen sağlam olursa 8'i 1 dakika geçiremez. Denetlemezsen bak ben de burada işletme sahibi. Denetlemezsen zaten olmaz. Öyle denetlemezsen zaten olmaz. Nasıl denetlemiyor? Abi denetlemiyor. Ya eskiden sigortalı kimseyi göstermez dedi. Bak dinle. Şimdi sigortası adam çalıştırmıyor. Ya nasıl denetliyorum ya? Ya vallahi yazıktır. Billahi yazıktır ya. Bak sana ne diyorum bak. Ne üretiyorsa satamıyor. Bak sana ben bir şey anlatayım. Abi ekonomi iyi mi sence? Bak dinle bak. Öyle yapalım. Boş ver onu. Ekonomi Çin kötü. Bu ara kötü. Niye kötü abi? Onları konuşalım. Niye kötü biliyor musun? Bütün dünyada kötü. Bak bir dünya anlatayım. Bir abi şöyle bir anlat. Niye? Bütün dünyada kötü. Bütün dünyada kötü. Dünyada kötü. Almanya'da benim
dayım çocukları arıyor bana. Ama bize biraz daha kötü. Biraz... Abi Almanya'da %7. Bütün dünyada tamam. Kötü ama. Enflasyon. Ya, tamam anlatayım. Almanya bizden de evvelden daha çok çok daha iyiydi. Konuşalım. Sorun bir tek ekonomi mi? Şey ekonomiden başlayalım. Dünyada yani sorunu sadece ekonomi üzerinden konuşuyoruz. Şu anda alım gücün abi. Ekonomi. Ekonomi tabii. Ne sormamı istersin? Daha çok sen evine ekmek götüremezsen kusura bakma ekonomi. Sen ne sormamızı ister? Başka bir soru söyler misin? Ne? Mesela ne başka problem? Akdeniz'de sorun var. Terör sorunumuz var. Daha ne diyeyim sana? Abi terörü harcadılar olsun. Türkiye'de terör kalmamış. Ben Şırnak'ta askerlik yaptım. Türkiye'de terör merör kalmamış. Gelenlerin hepsi. Vallahi tek terör ne biliyor musun? Tek terör ne biliyor musun bu? Vallahi de billahi. Şırnak'ta askerlik yaptım. Hepsi de tek tek getiriliyordu anladın mı? Gerek ölüsü kim yaptı bunları? Bu adam da yaptı da şimdi bak, bunları niye içermeyelim ya? Bu adama bak bu adam diyorsunuz tamam bir dakika çok güzel bir yere değil. Bir dakika çok güzel bir yere değil. Dedin ki bu adam şu an yok bak şu an zamanında o Apo dediğiniz kişiyle değil mi? Fotoğrafları da var. Fotoğrafları da vardı. İmralı'ya kendisi adam gönderdi. En son çıkardı Selahattin Demirtaş'a terörist dedi. Hayır kendisi de. AK Parti o da onun ne başta? Başlık yazmışsınız. Hayır. Şeyde. Göster abi. Bunları ben yazdım. Hayır. İçeriden. Diyor ya. Diyor ki. Bu adam diyor ki. Bu adam diyor ki terör diyor. Bu adam diyor ki terör diyor. Sen neyin peşinde? Hayır bir şeyin peşinde değil. Bu adam terörden bahsediyor. Devlet onun peşinde olacak. Devletin peşinde olur gençler. Yapmayın. Bak daha kötü olacağız. Bak bu altını masa geldi mi daha kötü olacağız. Yapmayın. Evet bunlarla beraber hiçbir şey yok. Bu adamları gönderdik. Bu adamı terörist diyemezdik. Yavrumuzu satamazdık. Yavrumuzu satamazdık. Yok ne deneyim. Ben tane tane lütfen. Yapmayın bak. Seni de ben eski CHP'liyim tamam. Beni de aldatmıştır CHP. Bak seni de aldatsak bu gençleri de aldatacak. Fakir fukara edebiyatı yapacak. Ben de çok fakir bir fakirdim ama. Çalıştım. Sandviç sattım. Simit sattım. Fırında çalıştım. Şimdi durumum her şeyim iyi. Allah'ıma şükür oldu. Hırsızlık yapıyor bu millet artık. Bu millet çocuklar hırsızlık yapıyor. Ya hırsızlık yapanın. Bak hırsızlık yapanın soyunda var. 15 yaşındaki kızların hırsızlığı olan bir akraba var. Ya şurada ben günde öyle bir şey yok. Millet yapmayın. Bu, bak millete gına geldi artık çalışma isteği. Hayır biraz darlık var tamam ben darlığa bir şey demiyorum. Bak, 3 senedir darlık var. 3 senedir darlık var bak dinle. Hazır. Bak, niye çünkü bak, baştakiler ya 17 sene 17 sene bir baktı bize bu adam. Ya 17 sene başkası. Abi ne çaldı? Hayallerimizi çaldı. Başka ne çaldı? Amca ne çaldı? Amca ne çaldı? Bak kardeşim bak bana bak. Ben evliyim 4 tane çocuğum var. Bekar evinde kalıyorum. Ben bekar evinde kalıyorum burada. Sen buranın neyini gördün? Abi buranın ben sana ne diyorum? Ben 73'ten beri ben buradayım. Ben evliyim diyorum. 4 tane çocuğum eşim abiyle benim memleketteyim. Şuna bak ya. Ben gurbetçiyim burada. Mısın? Buradayım. 73'ten beri buradasın. Ha. Sen burada aldığın evi sene kaçta aldın? Kendini yırtsın 90'larda aldın. Şu an bir ev almaya çalışsana. Bu an al. Alamıyorsun. Ona göre alınacak. Alınacak. O da alınacak. Ömrüm boyunca senin yaşına gelene kadar çalışacağım daha bir ev sahibi olamıyorum. Ya abi güzel çabalı alırsın. Alacağım. Parayı alın. Parayı alın. Ben diyorum ki çocuğuma. Ben diyorum ki çocuğuma para gönder. Alamaz. Bak desene. Tut. Al fırında bıçakla. Abi. Abi. Ya yapmayın gençler. Vallahi sizi aldatıyorlar. Billahi aldatıyorlar. Bak bizi aldatmışlar gençliğimizde. Ben de eski CHP'liyim. Bizi CHP aldatmış. Siz aldanmayın. O kadar derim.